Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde deve tellal, horoz şah, pire berberi. Ben annemin beşi tıngır mıngır sallarken Tarsus yakınlarında bereketli bereketli bir kırmış. Tam tamına 20 yıl önce bugün burada bekler kadar güzel bir kız dünyaya gelmiş. Şeker gibi ebe kadın, bu doğumun sonu. Tövbe. Tövbe de Elmas nene. Can çekişir gibi bir hali mi var? Bebe naz yapıyordur. Hele bakalım. Of! Dualar okudum, tüsüler yaptım, gelmiyor bebe. Bir kız gelecek dünyaya bu kadar nazlandığına göre. Zorla kendini Şerife. Ikın, ikın kızım. Hadi bakayım, göreyim seni kızım. Hadi kızım. Biri beddua mı etti nedir bize? Gök bile ağlar halimize. Tutun hele, sallayalım biraz. Of, ana! Ana öldürecek bu kız beni. Hadi Şerifem, can getiriyorsun dünyaya, kolay mı? Bırakın, yatıralım. Sıcak su getirin çabuk. Kazan ocağın üstünde, koş. Çabuk. Yok bir şeycikler Mustafa abi. Hele ne alacağım? Nasıl? Bebeden geçtim. Şerefimi kurtarın yeter. Vilayete mi götürsek yoksa Elmas? Durumu hiç iyi değil. Ne inatçı velettir bu. Ne uğursuzluktur bu. Hadi kızım. Duyayım kızımın. Ben müjdeyi vereyim Mustafa abiye.
kolye hanenin ilk doğan kızınındır. Kısmetin ve bereketin bol olsun. Ninesinin masallarıyla, efsaneleriyle büyümüş bu kız, bahçesinde bal kabakları yetiştirirmiş. Ve bir gün gelecek, bir bal kabağı onun hayatını değiştirebilecekmiş. Ama bundan o kızın hiç haberi yok. Ben yetiştireceğim demiştim. Bak Muzo, şunun kocamanlığına bak. Bu sene vereceğiz, verince. Al şunu ablacığım, iyice parlat. Anneciğim, haftaya şenliğe götüreceğim kabağı, bir görsen. Aha, kucağıma zor sığıyor valla. Altınları ben kapacağım bu sene. Kuyudan az su çek bana. İki gün önce baktım avcuma zor sığıyordu. Tekne kadar oluvermiş iki günde. Olur. Tabiatın işine akıl sır ermez güzel kuzum.
Melekler yapmış olmasın Elmas Sultan? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya olur mu hiç nine? Doğumumu kaç kez anlattın bana? Hem rüyamda da gördüm kaç sefer o peri kızını ben. Ömrünün sonuna dek koruyacak o peri kızı seni. Her kim sana kötülük etmeye kalksa. İyi de bütün köy senin hayal kurduğunu söylüyor nine. Bizim deli olduğumuzu. Halt etmiş onlar. Deliyim de ne diye her boku bana sorarlar. Ya. Başları sıkışınca koşarlar. Bana ne kızıyorsun nine? Ya ben inanıyorum sana da o peri kızına da. Hem dedim ya rüyamda. Deliymişim. En yaşlısıyım ben buraları. Neler gördüm ben. Ne dualar bilirim. Ne efsunlar yaparım. Biten her otun dilinden anlarım. Bana neden hiç görünmüyor o peri kızın yine? Bakıyorum da başlamışsın gene peri kızı meri kızı zırvalamaya. Ninemle konuşuyoruz. Konuşmak da mı yasak artık? Sen nereden geliyorsun gelin? Mustafa'ya yemek götürüyorum dediydim ya ana. Muzo nerede? Muzo! Muzo! Anan çağırıyor. Abla abla! Ayna gibi yaptım abla. Tabağa bak saçını tara yani. Ter içinde kalmışsın oğlum. Ne işin var senin kabaklama bakla? Ekmesini bilen bakmayı da bilecek. Haftaya şenlik var ya. Bizim kabak kesin birinci. Anne bir görsen. Yürü hadi yürü. Karnını doyu sonra da babanın yanına git. Seni çağırdı. Hadi yürü. Olacağı bu. Sarımsağı gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış. Gezmediğimiz sokak kalmadı. Karış karış dolaştık Tarsus'u ya. Dur. Şu dükkanı dur oğlum dur. Çek oğlum çek. Bulduk. Yöredeki tek şahmeran atölyesi burası. Şurayı da gör. Uf abi ölüyorum sıcaktan ya. Film çekecek başka şehir bulamadınız mı ya? Ferhat Güney oğlum bak. Bak bir şahmerancı. Haftalardır burayı arıyorduk ya. Bak çok güzel bir yer ya. Gördüm abi gördüm. Tebrik ederim. Merhaba ben Fatih Ballı yönetmenim. Merhaba. Adın ne demiştin hemşerim? Mustafa. Burası senin mi Mustafa? Yoksa sen şahmeran ustası mısın? Evet. Güzel bak Mustafa. Biz buraya bir film çekimi için geldik. Günlerdir bu civarda bir şahmerancı arıyoruz. Yani... Artık kimse şahmerancılık yapmıyor buralarda. Herkes para kazandıracak. Bir tek sen kaldın herhalde. Şimdi beni iyi dinle. Senin atölyende bir çekim yapacağız. Ben anlamam artistlikten falan yönetmen bey. Hiç bulaştırma beni. Sen oynamayacaksın canım kardeşim. Sadece atölyenin resimlerini falan kullanacağız yani. Bak başrol oyuncumuz burada. Ferhat Güney. Kendisini ekrandan televizyon dizilerinden tanıyorsundur herhalde. Yo tanımıyorum. Hiç görmedim. Ne diyorsun sen film işine? İyi o zaman. Bitmeye yüz tutmuştur bizim sanatımız. Şahmarancılığın hala olduğunu bilsin herkes. Aferin Mustafa. Sen akıllı bir adamsın. İyi anlaşacağız seninle. Geç. Aferinmiş. Asıl sana aferin. Diktin bizi bu sıcakta buraya. Budur abi ya. İşte budur. Tam hayalimdeki mekan. Çok güzel. Çek oğlum hepsini çek. Sen ne kadar zamandır şahmerancısın Mustafa? Bizde baba mesleğidir şahmerancılık. Babamın babası, onun babası da şahmerancıymış. Ben de oğlumu öğreteceğim artık. Bu akraba evliliği yılanın resmi için mi geldik ta buralara? Peki şahmeranın öyküsü nedir? Yılana maran derlermiş eskiden. Şahmaran yılanların şahı, ecesi demek. İnsanoğlunun ihanetini anlatır şahmaran. Onun vefasızlığını, doymak bilmez halini, nankörlüğünü anlatır. Sonsuzluğu ve bolluğu temsil eder. (Gülüyor)
Ben özür dilerim. Birden dengemi kaybettim. Ya kusura bakma Mustafa. Ferhat Güney Bey buraların sıcak iklimine alışkın değil de yani... Ben... Parası neyse... Bırak beyim. Çıkın dükkanımdan. Ya Mustafa'cığım bir kazadır oldu işte. Bu büyük bir uğursuzluktur. Sende bir şey vardır. Ne? Ne vardır? Buradan gidin. Ya film çekimini burada yapacağız Mustafa. Büyütme lütfen. Bak değerinin iki katını hemen... Para istemez dedim. Gidin. Uğursuzluğunuzu bize bulaştırmayın. Nasıl, biraz hafifledi mi? Geçti bile Elmas Nene, sağ ol. Annemin annesi Yemen'den getirdiydi bu taşları. Ağrı keser, şifa verir. Başın bir daha çok ağrırsa doktora git, benden bu kadar. Allah razı olsun Elmas Nene. Senin elinin deyip de iyi olmayan insan yok ki. Ya doğru. Deliyim meliyim ama başınız sıkıştı mı da hepiniz bana koşarsınız. O nasıl söz Elmas Nene? He ya. Sen buranın en yaşlı, en bilge kişisisin. Sana saygımız. Hadi oradan uyvaşıklar. Ben hepinizin ardımızdan ne konuştuğunu çok iyi bilirim. Ninem her bir şey görür bilir. Ona göre denk alın ayağınızı. Ama... Menekşe! Nerede kaldı şu ayranlar? Elinin köründe kaldı. 100 tane elimiz yok ya. Anne, 5 tane cumhuriyet altını kazanacağız bizim kabak birinci olursa. Kalkula yeter artık. Babam bekliyor dedim, sen hala çene yapıyorsun. Ya ama... Hadi yalla, al bu yufkaları babana götür. Anam yolladı dersin. Yürü ula, bak hala duruyor. Aa, hadi yalla. Misafirler ayranları bekliyor. Aha orada, al da götürüver bir zahmet. Götürürüz. Ha, eve dönerken Cevriye Hanım'ı gördüm. Antik Bekir'in karısı, biliyorsun. Seni sordu, selam söyle güzel kızıma dedi. Aleyküm selam. Bir şey demeyeceğim mi kız? Ne diyeyim? Ne demek istediğimi anlıyorsun ama işine gelmiyor. Buranın en zengin ailesi onlar. Oğluna seni alacak, akıllı ol biraz. Benim aklım bana yetiyor, sağ ol. Aklın fikrin peride melekte. Muz, o kadar aklın yok. O kadar zenginlerse sen kendin evlen. Seversin sen altını parayı. Sağ ol kızım. Sağ ol. Sağ ol Melek. Sağ ol. Elmas Nene kabağını anlatıyordu Melek. Şenlikte birinci olacakmışsın. Öyle. Altınları kapacağım bu sene. Bak i̇nşallah görürsünüz. İnşallah Melek. İnşallah. Söylemedi demeyin. Sonra kıskançlık etmeyin. Ne yapacaksın kız o kadar altınla? Büyük ekran bir televizyon istiyorum. Oh, akşama kadar paparazzi televoleneyim seyreder durursun artık. Aa, demeyi unuttum. Ne oldu kız? Filmciler gelmiş kasabaya. Filmciler mi? Yalandırmayın sen Aysel. Vallahi diyorum. Şahmarancı arıyorlarmış. Babam var ya, ne edeceklermiş Şahmarancı'yı? Ne bileyim, filme çekecekler ara. Kız babanı çekerlerse sen de artist olursun belki ha? Olur tabii ya. Ne istese yapar benim torunum. Çok büyük olacak Melek, çok. Görürsünüz. Tam da sakarlık yapacak zamanı buldum be oğlum. Sen de bilerek yapmışım gibi konuşuyorsun abi. Gözüm karardı birden. Abicim tırım tırım şahmerancı arıyoruz, tam bulduk derken. Adam nasıl kapı dışarı etti bizi ama. Bende bir uğursuzluk varmış. Uğursuzluğunu yiyeyim onun be. Ben hayatımın rolünü kapmışım. Başrol almışım. Ya şu adamı nasıl ikna etsek acaba? Burası küçücük yer. Bir tanıyan vardır mutlaka. Ya şu spastik yılan için sıcağın tozun toprağın ortasına geldik ya. Dönelim İstanbul'a paşa paşa.
Genç, bakar mısın? Buyurun efendim. Burada bir şahmeran ustası var, bilir misin? He, bilirim. Mustafa ustayı soruyorsun sen. Onun nerede oturduğunu biliyor musun aslında? He, biliyorum. Ben sizi bir yerden tanıyorum abi. Siz şu filmciler değil misiniz? Evet, ben başrol oyuncusuyum. Ferhat Güney. Tanıdım. Şu Mustafa'nın adresini ver bakalım bize. Bak şimdi, buradan sağa doğru bir yol kırılır. Oradan... Demek sen de şahmaran ustası olacaksın ha Muzo? He, onun için çağırmış baba. Yarın sabah onunla gideceğim. Bana şahmarancılığı öğretecekmiş artık. Sen olmak istiyor musun peki? Babamın babası, onun babasının babası da bu işle uğraşıyormuş. Artık ben de kendi oğlumu öğreteceğim dedi babam. Ben buralarda kalmak istemiyorum ben Muzo. Nereye gitmek istiyorsun ki? Aa, bu yıldızlar kadar uzaklara. Hiç bilmediğim yerlere. Tıpkı masaldaki gibi. Hangi masaldaki gibi? Dinle o zaman Muzucuk. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Bu ülkenin bir de yalnız mı yalnız bir prensi varmış. Ama ikisi de ayrı dünyaların insanıymış. Biri fakir bir köylü kızmış, öteki lüks içinde, para içinde yaşarmış. Bu yakışıklı prensin yolu bir gün o köylü kızın yaşadığı yere düşmüş. Bu yol muydu hocam? Evet evet, bu yol olduğundan eminim. Ben gelmesem mi acaba? Adam zaten bana kıl oldu. Duruma bir bakarız. Eğer adam hala sinirliyse sen dışarıda beklersin. Abi şu halimize bak. Elin yılancısı ne hallere düşürdü bizi ya. Sanki kız istemeye gidiyoruz ya. Pastayı neli aldın? Çikolatalı. Meyveli alsaydın keşke. Çikolatalı midemi kaynatıyor. Yavaş be yavaş. Ne yapıyorsun oğlum ya, öldürecek misin bizi? Ne yapayım hocam, siz de gördünüz. Aniden kedi çıktı önüme. Başlayacağım kedine de sana da. Bu kadar hızlı kullanırsan olacağı bu. Düzgün kullan şu arabayı. Tamam hocam. Kovdun ha filmcileri. En özendiğim şahmaranı kırdılar ana. Ne etseydim? Aferin Mustafa. Belki 3-5 kuruş para gelirdi, sen onu da tep. Filmci de istemiyorum yerimde Menekşe. Para da. He, isteme. Tutturmuşum bir şahmarancılık. Başka iş kalmadıydı değil mi? Bir sürünüyoruz ama bak Antik Bekir'e. Bu benim sanatım. Şahmaran ona ihanet etmedikçe aç bırakmaz adamı. Heh, doğru. Aç bırakmaz ama adam da etmez. Sanatını hor gören boynuna torba takar. Allah kahretsin. Bıktım bunlardan be. Bıktım, bıktım. Aman be. Şahmeran ustası Mustafa'nın evi burası mı bacım? He, burasıdır. Ne edeceksin? Ben yönetmen Fatih Ballı. He, siz şu filmcilersiniz. Anlattıydı Mustafa. Ben onun karısıyım. Ya bacım, oldu bir kaza. Biz kırılan resmin parasını ödeyip Mustafa kardeşimin gönlünü almaya geldik. Vallahi ne bileyim, pek kızmış size. Bir kızdı mı gönlü zor yapılır Mustafa'nın. Yani ben gönlünü yapmaya çalışırım ama o resim de pek pahalı bir şeydi. Sen gönlünü alırsın artık bacım. Bir deneriz. Gelin konuşturayım sizi. Sen sonra gel istersen Ferhat Güney. Adam bir kıvama gelsin de. Başlayacağım ben böyle işe ya. Allah'ın köylüsü yüzünden şu gördüğümüz amele muamelesine bak. Sakin ol be abi, sabret biraz.
Şu film bir patlasın, hep birlikte güleceğiz bu olanlara. Sonra birdenbire bir peri belirmiş. Çaresizlik içinde ağlayan kıza değneğini uzatmış. Peri kızları var mı gerçekten Melek? Herkes masallarda olduğunu sanır ama ben peri kızlarının da meleklerin de gerçek olduğunu biliyorum. Ninem de sen doğunca görmüş ya. Tek ninem değil ki. Ben de görüyorum onu rüyalarımda. Vardır diyorsun yani, öyle mi? Herkesin bir koruyucu meleği vardır ablacığım. Benimki de sensin. Bana da görünecek bir gün o peri kızı. Masaldaki gibi alıp başka bir yere götürüverecek. Yabancı biri var. Nasıl oldun oğul? Daha iyice misin? Ferhat. İyi misin Ferhat? Ne oldu bana ya? Bizim kız hırsız sanmış seni. Yarım akıllıdır biraz. Kabağını çalacağını düşünmüş. Kusura kalma. Biz de misafire böyle davranılır sanma sakın. Resmi kırdım diye siz de kafamı kırmaya niyetlendiniz galiba. Bir şey söylesene kız. Ben... Kusura bakma. Kusura bakmayla olacak iş mi kızım? Öldürebilirdin beni ha. Sen neden kucakladıydın kaba? Çalıyorsun sandım. İşim yok da kabak çalacağım. O kadar büyüktü ki merak ettim. İyi de kabak paramparça oldu sayende. Haftaya şenlik vardı, ne olacak şimdi? Yok ya. Bizim saksı paramparça olmuş. Kız kabağını düşünüyor. Biz artık kalkalım. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Olur mu yönetmen bey? Kalın burada. Oğlum doğru söyler, yerimiz var, yatıverin. Benim başıma daha fazla kaza gelmeden gidelim otelimize. Dünyada bırakmam. Hele bir iyice kendine gel, öyle gidersin. Bir şartla kalırız. Mustafa atölyesinde çekim yapmamıza izin verirse. Yönetmen bey, ben diyeceğim... İzin verilmiştir. Önemliydi bu kabak senin için. Vicdan azabı mı çekiyor? O yüzden mi dikildin bu saatte? Senin vicdan azabı çekmen lazım kızım. Kabağın aynısından kafama yaptın. Bakıyorum da pek eğleniyorsun. Seni tanıyorum ben. Televizyondan. Ferhat Güney'sin sen. O zaman tanışalım. Senin adın ne? Melek.
başladı. Aha evim. Ben içeri giriyorum. Islanmaya hiç niyetim yok. Yavru Cini, yavru Cini, ben söyledim dileğimi, tattım dileğine zinciri, yap ver dediğimi. Deli misin kızım sen? Yavru Cini. Ben seni çok yağıyorum. Ya, yağmur ben kaçılır mı? Gün doğumuyla ya, yağmura dilek dileyeceksin. Hadi sen de gel. Hadi gel. Yağmur Cini, yağmur Cini, ben söyledim. Ya hadi söyle söyle, bir dilek dile. Yağmur Cini. Bak, hadi söyle. Bak, bir şeyim var benim ha. Bak Mefta, yani sizleri ömür anlayacağınız. Ne oldu kız? Dayanamayıp kesip yediniz mi yoksa? Bir kazadır oldu işte, sündürmeyin lafı. Ne demişler? Sakınan göze çöp batarmış. Bici bici burada, bici bici burada. Buyurun ablacığım. Bak bak, kovalak Cevriye geliyor. Cevriye abla, Cevriye abla. Görmedim şekerim, kusura kalma. Aha bizim sofraya buyurun. Madem o kadar ısrar ediyor. Hoş geldin. Merhabayım. Hoş geldin Cevriye, buyur. Otur şöyle. Bırak Tosun'un kuzu çevirmeyle iç pilavını. Biz güreşleri seyretmeye gidiyoruz anne. Gidin aslanım, rahatınıza bakın. Aysel, az gelsene. Ne vardı? Melek nerede kız? Gelmedi mi? Bekçisi miyim, o değilim ben. Salak. Melekmiş. Melek kadar taş düşsün başına. Kaçacaksın ha? Hayır!
ölürsen sen de yaşamazsın. Seni öyle bir hale getireceğim ki leşini bile hiç kimse tanıyamayacak. Hayır! Neden yaptınız bunu? Neden? Yazık değil mi? Ne oluyor ya? Hayır! Hayır! Günah değil mi ha? Ne yani abi? Günah tekrar mı çekeceğiz ya? Bütün set uyuyor mu ya? Neden? Yağmurcuni, kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Bir şey olmadı mı? Kim soktu bunu kardeşim sete? Burnunuzun ucunu göremiyorsunuz be. Tamam be. Tek planda çekecektim sahneyi. İçine ettin ya melek. Anlamadı bizim de. Cahil adam bu, cahil. Sanki film mi görmüş hayatında? Bu film de kızım. Çekim yapıyoruz. Gerçek değil ki. Benim vurulduğum falan yok. Ben sandıydım ki. Ne sandıydın be kızım? Mahvettin sahnemi. Hadi geç, toplan al adamın yerine. Geç abicim, tamam. Sen de yerine. Hadi toplayın tekrar, bakıyorsunuz hala ya. Ah be Yağmurcuğum. Bir sakin olsana. Yedek gömleklerde. Hadi be abicim, çabuk olun. Işık kaçıyor, çabuk olun. Yiyin yiyin, afiyet olsun. İnsan her zaman böyle süt kuzusu yiyemez. Eline sağlık Cevriye ablam. Vallahi şahane olmuş. Birazdan tulum gibi çatlayacaksın gelin. Melek kızımız nerede? Gelmeyecek mi? Vallahi biliyorsun. Onun sağa solu pek belli olmaz. Belki uygun bir kısmet olursa durulur. Ne diyorsun Elmas nene? Meleğim kendi bilir ne edeceğini. Ne demişler? Demir tabında, Dilber çağında. Ne demeye çalışıyorsun Cevriye kadın? Açık söyle de hepimiz anlayalım. Oğlum pek bir beğenir meleği. Bekir'le Mustafa da çocukluk akranı zaten. Yani biz akraba gibiyiz. Demem şu ki, hayırlı bir mesele için gelmek istiyor size. Bekle versene. Bir tane. Tamam abla. Buyur. Bereket versin, sağ ol. Bu tarafa. Kırmızıdan çok olsun. Tamam. Buyur. Neredeydin kız melek? Gözlerimiz seni aradı bütün gün. Ne edeceğim beni de arıyorsun? Dur iki dakika da konuşalım kız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Rüstem efendi. Artist olacakmışım duyduğuma göre. Bir haftadır filmcilerin peşinden ayrılmıyormuşum. Sana ne? Çekilsene yanımdan. Ne yaparsın çekilmezsen? Efsunlar mısın beni? O deli nenenle büyü yapıp öldürür müsünüz beni ha? Git. Git yoksa. Gitmiyorum. Git. Git yoksa. Abi iyi misin? Yola geleceğim. Seni yola getireceğim. Baksana yapamıyorum işte. Seninkilere benzemiyor. Benzemesin. Benzememesi de lazım. Sen kendi şahmaranını çizeceksin. Yüzünü güzel çizeyim derken bacakları olmuyor. 40 tane bacağı birbirine benzemiyor. Baba, şahmaranın neden 40 tane bacağı var? Şahmaran sürdüğü 40 bacağında 40 gerçek saklar. İnsanoğluna bunu anlatır. Başka ne anlatır? Çok büyük, çok gizli sırları anlatır. Uzun ömrü, sonsuzluğu, bereketi ve ihaneti anlatır. İnsanoğlunun ihanetini. O ne demek baba? İhanet insanın hamurunda vardır Muzo.
ta cennetten, yaratıldığı günden, yediği elmadan dünyaya getirmiştir ihaneti. Bilmece gibi konuşma baba ya. Önce Şahmaran'ın hikayesiyle başlayalım işe. Dinle şimdi. Evvel zaman içinde Danyal isminde bir alim yaşarmış. Tarsus'ta türbesi olan Danyal peygamber mi? Sözümü kesme de dinle. Gel. Danyal şifalı otlardan, merhemler, ilaçlar yapan, her derde deva bulan bir bilge kişiymiş. Tüm bildiklerini bir deftere yazarmış. Bir gün bir oğlu olmuş, adı Camsap. Camsap? Ama Danyal'ın ömrü Camsap'ı büyütmeye yetmemiş. Ölüm döşeğindeyken karısına defterini vermiş. Demiş ki, benim ömrüm ilmin sırrını çözmeye yetmedi. Bu defteri oğluma ver. Artık izimden o yürüsün demiş. Peki Camsap babasının izinden yürümüş mü? Lafımı kesmedi, dinlemiş. Danyal gözlerini kapamış. Yıllar geçmiş, Camsap büyümüş. Kendik yetmiyormuş gibi bir de oğlanı bulaştırıyorsun bu işlere Mustafa. Vay Bekir, hoş gelmişsin. Hoş gördük, hoş gördük. Göbeğinden de sarılamıyoruz. Büyüttükçe büyütüyorsun maşallah. Hele dışarı çıkın. Hadi bakayım. Gel. Nasılsın bakalım görmeyeli? Fine Mustafa. Ey diyelim, ey olalım. Seni sormayacağım. Bu dükkanda ömür çürütüyorsun anladığım kadarıyla. Ne edeyim? Senin gibi buzdolabı mı sataydım? Çocuğa da vermişsin zehiri. Nasılsın yeğenim? How are you? Uğramazdın sen buralara. Aa, biz eski arkadaşız Mustafa. Az top koşturmadık sokak aralarında. Biz birbirimizin canı ciğeri değil miyik? Öyle ya. Az çocuğu dışarı çıkarıver hele. Konuşacaklarım var. Buzo. Git taş fırından iki ekmek al. Giderken eve götürürüz. Nedir? You know ki ciğerim ekonomik kriz var. Malum. Hayat şartları zor. Anladım Bekir. Senden aldığım parayı istiyorsun. Hep anlayışlıydın be Mustafa. You best my buddy. Bir otelden sipariş aldım. Oradan gelecek parayla öderim 1,5 milyarını. 1,5 milyar Turkish liras artı faizi hayatım. Faizi mi? He ya. 7 ay geçti üzerinden ciğerim. Yapma Bekir. Biz arkadaş... Arkadaşlık başka, iş başka ciğerim. Biliyorsun ki dükkanım bağı ipotekli. Bekliyorum. Kal sağlıcağına. Kayboldun Yağmur Cini. Bir döndüm arkamı gitmişsin. Eğlendiniz benimle, niye güldün mü bari? Ya amma büyütüyorsun be Melek. Güldük işte. E komiktin sen. Ha komiktin demek. Biz senin için üzülelim nankör yılan. Tamam bozulma hemen ya. Gel hadi karnım çok aç. Bir yemek yiyelim. Melek bak şansını zorluyorsun ha. Barışalım hadi. Seni yemeğe davet ediyorum. İstemiyorum. Keyfin bilir Yağmurcini. Sinirşin, uyuz, domuz. Ne dedin bakayım sen? Uyuz dedim. Başka? Başka bir şey daha dedin. Domuz dedim. Domuz ha? Demek bana domuz dedi. Ya bırak, bırak. Ya bırak sana. Bırak diyorum. Bırak, bırak. Bırak. Domuz dedim. Bırakmam. İşte domuz. Sözünü geri alana kadar döneceksin böyle. Uyuzun tekisin sen.
baba. Hayatta hiçbir şeyi bu kadar istemedim. Ben de bugün zikrettim şenlikte. Alacağız tabii oğlum. Bizden iyisini mi bulacaklar? Ben Mustafa ile o işi konuşur hallederim. Yeter ki sen don't worry oğlum. Ya aslanım ye. Yemeğini ye. Ya vermezse baba? Ya olmaz derse? Bu dünyanın bir tek anahtarı vardır Rüstem. Money. Do you understand me? Neyiniz var ya? Neye gülüyorsunuz? Gel Tosunum gel. Ne var baba ya? Çatak mı inadı mı? Ağlı evlendiriyor lan. Oo, hadi hayırlısı kimle? Şahmarancı Mustafa'nın kızıyla. Melek'le mi? Melek'len. Ya Melek'len. Melek'len. Demek buralar bu kadar gizemli yerler. Biz hep masallarla, efsanelerle büyüdük. Hazırdan Lokman'a, Şahmaran'dan Yedi Uyurlar'a kadar her bir efsane buradan, Tarsus'tan çıkmış. Hiç alakam yoktur böyle şeylerle. Ama buraya geldiğimden beri sanki hayatımda bir şeyler değişti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne umutlayacaksın gene Yağmurcini? Bak bir sır vereceğim sana. Yemin et kimseye söylemeyeceğine. Yemin ederim. Olmaz, vallahi billahi de. Vallahi billahi. Hadi söyle. Beni koruyan, hep yanımda olan bir peri kızı var. Biliyor musun? Ne diyorsun kız sen? Ninem doğduğunda bir meleğin göründüğünü anlatır hep. Ben de rüyalarımda görürüm onu sık sık. Ben hiç melek görmedim. Şu ana kadar. Daha doğrusu melek olan bir kadın görmedim. Ama melekler vardır. Bana inan. Melek! Melek! Melek!